Merhaba gençler. Felsefenin temel konuları 3. ünitemizde hatırlarsanız. Bu üniteyi bitirmiştik tamamen. Ama felsefedeki en önemli ünitelerden birisi burasıdır. Ve ondan dolayı burayı daha iyi anlayabilmek, pekiştirebilmek için soru çözümü yapalım. Devlet öncesi yaşam biçiminde insanlar arasında dayanışma, yardımlaşma ve iyi niyet vardır. Devlet doğal yaşamdan bir arada yaşamaya geçmek isteyen bireylerin sahip oldukları erki bir anlaşmayla kamuya bırakmaları sonucu doğmuştur. Bu arada erk kelimesinin ne olduğunu söyleyelim. Erk demek güç demek. Doğal yaşamdaki bireylerin temel gereksinimleri onları doğal yaşamı terk ederek devleti kurmaya zorlayan anlaşmayı yapmaya zorlamıştır. John Locke'un bu görüşlerinde ileri sürdüğü devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlarsanız John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau bunlar devletin daha sonradan insanlar tarafından doğal yaşamı terk ederek oluşturulduğundan bahsediyorlardı. Ondan dolayı cevabımız devletin yapay olarak kurulmasıdır insanlar tarafından. Yani John Locke devletin yapay bir kurum olduğundan bahseder. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Merak bir filozofun en düşkün olduğu şeydir. Çünkü felsefenin bundan başka bir başlangıcı yoktur. Platon bu sözüyle felsefenin hangi niteliğini vurgulamıştır? Merak ve hayret duygusu felsefenin ortaya çıkmasındaki en önemli unsurdu hatırlarsanız. Merak ve hayret duygusunun sebebi de insanlardaki anlama ve bilme isteğiydi. Dikkat ederseniz cevabımız D şıkkı direkt kendini veriyor. İnsanlardaki anlama ve bilme isteği, merak ve hayret duygusu felsefenin ortaya çıkmasındaki en önemli sebeptir. D şıkkı cevabımız. Felsefe tarihi bizlere her filozofun kendinden önceki filozofun fikirlerini eleştirerek kendine özgü bir dünya görüşü öne sürdüğünü göstermektedir. Örneğin Thales varlığın ilkesinin su olduğunu, Anaximandros, Apeiron, Anaximenes de hava olduğunu öne sürmüştür. Arke problemini hatırlıyorsunuzdur. Biz arke probleminde her filozofun arkesinin farklı olduğundan bahsetmiştik. Zaten genel anlamda eğer bütün filozoflar aynı konuda birleşseydi bu felsefede kesinlik olmasını sağlardı. Zaten felsefede kesinlik olmadığını hepimiz biliyoruz. Parçada anlatılan durum felsefenin hangi özelliğine örnektir? Özgün olmasına, mantıksal olmasına, sistemli, evrensel ve kurgusal olmasına. Tabii ki özgün olmasına yani kişiye aittir felsefe. Cevabımız A şıkkıdır. Bu parçada dile getirilen epistemolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Epistemolojinin ne olduğunu söyleyelim. Epistemoloji bilgi felsefesiydi. Duyu verileri ya da algılar kendi başlarına bilgi sağlayamazlar. Anlamsız bir veri yanı olarak kalırlar. Ancak aklın katkısıyla bilgi niteliği kazanırlar, anlaşılır olurlar. Başka bir ifadeyle algısız kavramlar boş, kavramsız algılar kördür. Burada algının deney olduğunu, kavramın yani duyu verileri olduğunu, kavramın da akıl olduğundan bahsediyor. Duyu verileri olmadan akıl boş, akıl olmadan da duyu verileri kördür. Bu Kant'a ait bir sözdür ve Kant rasyonalizm ve empirizmi eleştirir. İkisinin yani hem aklın hem de deneyin eksik olduğundan bahseder, birleştirir ve kritisizm akımını ortaya koyar. Eleştiriciliktir kritisizmde. Yani cevabımız duyu artı akıl yani kritisizm eleştiriciliktir. İkisini birleştiren Kant'a göre eleştiriciliktir. Bu parçada örneklendirilen akıl yürütme yolu aşağıdakilerden hangisidir? İki benzer olay arasında karşılaştırma yaparak sonuca ulaşmaktır. Örneğin Arjantin'de enflasyon oranı yüksek olduğundan toplumsal muhalefet fazladır. Yunanistan'da da enflasyon oranı yüksektir. O halde Yunanistan'da da toplumsal muhalefet fazladır. İki benzer olay arasında bir benzerlik kuruyor fark ederseniz. Orada böyle bir durum varsa sonuç budur. Burada da böyle bir durum varsa sonuç aynı olacaktır diyor. Yani benzeşimden bahsediyor. Cevabımız D şıkkı. Analojidir gençler. Tüme varım, parçadan bütüne varmak, tümden gelim, bütünden parçaya gelmek, çelişik düşünce, düşüncelerin çelişmesi, diyalektikte aşamalı ilerleyişti. Cevabımız analoji yani benzeşimdir. İnsanın zihnini kullanarak küçük parçacıklar hakkında elde ettiği bilgilerden, bu parçacıkları idare eden yasalar hakkında genel bir bilgi edinmesi işlemi olarak tanımlanan yöntemdir.
Örneğin bir araştırmacı bu yöntemle modern toplumun oluşumunu açıklayabilmek için toplumsal süreçleri sırayla ele almaya ve bu süreçleri bütüncül bir görüş ile açıklamaya çalışır. Bakın, diyor ki insanın zihnini kullanarak küçük parçacıklar hakkında elde ettiği bilgilerden bu parçacıkları idare eden yasalar hakkında genel bilgiye, küçükten büyüğe gibi bir anlatım var. Yani parçadan bütüne, yani cevabımız tüme varım yöntemi, parçadan bütüne gitmek. B. Doğru ya da yanlış yargı bildiren cümlelere önerme denir. Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir? Hatırlarsanız önerme doğru ya da yanlış bildiren cümlelerdir. Yargı bildiren cümlelerdi. En az iki terimden oluşacaktı. Bu terimler kendi aralarında bir bağ ile bağlanacaktı. Hatırlarsanız dilek, emir, istek, rica gibi cümleler önerme değildi. Bakalım şimdi. İnsan ölümlü bir canlıdır. Yargı bildiriyor. Önermedir. Gazlar yanma özelliğine sahiptir. Önermedir. Üretim artarsa kalkınma da artar. Bir önermedir. Yargı bildiriyor. Bugün hava güneşli ve sıcaktır. Yargı bildiriyor. Önermedir. Sınavı mutlaka kazanmalıyım. Bir istek, bir dilek olduğu için E şıkkı önermeye örnek bir İlk filozoflardan Thales etrafında olup biteni anlamaya çalışıyordu. Ona göre kendisini doğuran bir annesinin olduğu gibi evrendeki her şeyin de kaynağı olmalıydı. Bu problem üzerine kafa yorduğunda evrenin sudan oluştuğu sonucuna vardı. Artık onun için evren daha anlaşılabilir şeydi. Su tüm var olanların kaynağıydı. Bu parçada söz edilenler hangi felsefe alt disiplininin konusunu oluşturur? Hatırlarsanız biz Arke problemi diye bir problem görmüştük. Her şeyin varlığının ilk sebebinden bahsetmiştik. Ve biz bunu varlık felsefesinde görmüştük. Varoluşumuzun o ilk kaynağı nedir diye açıklamıştık. Burada epistemoloji bilgi felsefesi, ontoloji varlık felsefesi. Yani varlık felsefesine ait bir açıklama görüyoruz yukarıda. Etik, ahlak, estetik, sanat. Yani cevabımız B şıkkı ontolojidir gençler. Parçada savunulan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Ait olduğumuz maddi, duyularla algılanabilir dünya tek gerçekliktir. Bilincimiz ve düşüncemiz ne kadar duyu üstü görünürse görünsün, maddi, vücuda ait bir organın, beynin ürünüdür. Madde zihnin ürünü değil, bilakis bizzat zihin maddenin en üst ürünüdür. Burada ait olduğumuz maddi duyular algılanabilir dünya tek gerçekliktir diyor. Yani tamamen maddi somut varlıkların gerçeklik olduğunu söylüyor. Soyut varlıkları reddettiğinden bahsediyor. Yani cevabımız maddecilik olması gerekiyor. Fenomenalizm öz bilimcilik, idealizm düşüncecilik, varoluşçuluk varlığının oluşması, materyalizm maddecilik. Yani cevabımız D şıkkı gençler materyalizmdir. Parçada at imgesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Çocukluğumuza sahip olduğumuz legoları düşünelim. Bu legoların hepsine tek tek bakıldığında anlamsız parçalardan oluştuğu görülür. Şimdi legolarla bir şeyler yapmaya başlayalım. Örneğin bir at. Poşetteki legoları boşaltıp at yapmaya başlarız. Atı yaparken imgemizde bir resim belirir. Legolarla yaptığımız at ise bir yansımadır. Yani imgemizde beliren resmin görüntüsüdür. Legolarla yaptığımız atı başkalarına gösterdiğimizde onların da imgelerinde bir at resmi oluşur. Halbuki biz atı yaparken ortada bir at yoktu. Peki bizim bu atı yapmamızı sağlayan imgemize ne denir? Burada biz düşündükten sonra atın ortaya çıktığından bahsediyor. At imgesi, at düşüncesi yani. Düşünce olduğu için cevabımız B, ideyadır gençler. Logos akıl demek, episteme bilgi, diyalektik aşamalı ilerleyiş, arkede. Bütün şeylerin ölçüsü insandır. Var olanların var olduğu, var olmayanların var olmadıkları için. Her bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için böyledir, sana nasıl görünüyorsa senin için de öyledir. Bu parçada görüşleri verilen ilk çağ filozofu aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Protagoras. Protagoras, relativizm akımının temsilcisidir. Relativizm akımı, bir şey sana nasıl görünüyorsa senin için öyle, başkasına nasıl görünüyorsa onun için de öyledir görüşüne sahiptir. Yani insan her şeyin ölçüsüdür. Protagoras'a ait bir söz.
Eğer hava senin için soğuksa, benim için de sıcaksa, bu konuda kesin bir yargıda bulunamayız. Yani doğru bilgi ulaşılmaz görüşündedir relativizm. Cevabımız D şıkkı gençler. İnsanlar pek çok şey bilirler. Ne zaman kar yağacağını, ne zaman hasta olacaklarını, mutlu veya mutsuz olacaklarını, Amerika kıtasını kimin keşfettiğini, İstanbul'u kimin aldığını, dairenin alanının pi r kare olduğunu, güneşin her gün doğup battığını ve benzeri. Ancak bilginin ne olduğu, kaynağının ne olduğu, doğru bilginin imkanı gibi problemleri tartışan felsefedir. Bu parçada söz edilen problemleri konu edinen felsefe alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat ederseniz bilginin ne olduğu, kaynağının ne olduğu, doğru bilginin imkanı gibi problemleri tartışan diyor. Doğru bilgi ya da bilgiyle ilgili problemleri ele aldığı için biz bu alana bilgi felsefesi diyoruz. Bilgi felsefesinin tabii diğer adını bilmiyorsunuz. Soru normalde çok kolay ama çok zorlaşır. Epistemoloji bilgi felsefesi demektir. Yani cevabımız E şıkkıdır gençler. Ontoloji varlık, etik ahlak, estetik sanat, metafizikte fizik ötesi konuları ele alır. Thomas Edison'a 999 denemeden sonra yaptığı birinci deneyde ampulü bulması ile ilgili olarak şöyle bir soru yönelttiler. 999 kez hata yapmanıza rağmen birinci denemeyi yapacak gücü nereden buldunuz? Edison şu yanıtı verdi. Ampulün icadı bin aşamalı bir süreçti. Hata gibi görünen ilk 999 aşama, birinci ve son aşamaya götüren öğrenmelerle doluydu. Bu olay aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine örnek gösterilebilir? Dikkat ederseniz deneye deneye sonuca ulaştığından bahsediyor. 999 kez hata yaptığını, denediğini ama birinci denemede sonuca ulaştığından bahsediyor. Yani cevabımız empirizm, deneyciliktir. Doğru bilgiye deney ve gözlem yöntemiyle ulaşmıştır. Elmaya ait görsel izlenime sahip oluruz. Dokunduğumuza dair bir izlenim, kokladığımızda belli bir kokusal etki alacağımızı ve elmayı ısırmamız durumunda tatma duyusuyla ilgili belirli bir izlenim sahibi olacağımızı deneyim yoluyla öğreniriz. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt niteliğindedir? Dikkat ederseniz bizim bilgiye ulaşırken neyi kullandığımızdan bahsediyor, nasıl bilgiye ulaştığımızdan bahsediyor, izlenim sahibi olacağımız ve deneyim yoluyla öğrendiğimizden bahsediyor. Doğru bilgiye deneyim yoluyla öğrendiğimizi, kaynağımızın deney olduğunu anlattığı için bilginin kaynağı nedir sorusuna bir cevap niteliğindedir paragraf. Cevabımız A şıkkıdır. Bilgi için deney kadar düşünceleri oluşturmak, düşünceler arasında bağlantı kurmak ve bu bağlantıları algılamak gerekir. Bu bağlantıları algılamak için de akıl gereklidir. Bu nedenle bilgide kesinlik, deneyin yanı sıra aklın bağlayıcılığı olmadan gerçekleşmez. Hem deney hem akıl doğru bilgiye ulaşmamızı sağlıyor görüşünde. Yani cevabımız kritisizm, Kant'a aitti. Akılla deneyi birleştiriyordu. İkisinin eksik olduğunu, birleşmeleri gerektiğini söylüyordu. Rasyonalizm sadece akıl, empirizm deney, akıl artı deney, sezgi ve şüphe. Kanıtlamamızı sağlayan mantıktır. Fakat keşfetmemizi sağlayan sezgidir. Mantık ve sezgiden bahsediyor. Henry Poincaré bu cümlesinde bilginin kaynağı olarak aşağıdaki akımlardan hangisini dile getirmiştir? Mantık deyince akıl diye düşünüyoruz. Yani rasyonalizm. Sezgi deyince de entüisyonizm akım aklımıza geliyor. Entühisyonizm, hisçilik, sezgicilik diye şifrelendiriyorduk. Yani cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Arkadaşlarımla balık yemek için bir balık lokantasına gittim. Balıkları iştahla yemeye başladığımda balıktan kötü bir koku duydum ama emin olamadım. Bunun için arkadaşlarıma balıktan bir koku alıp almadıklarını sordum. Onlar da bir koku aldıklarını belirtince aldığım kötü kokudan emin oldum. Hangi doğruluk ölçütü örneklendirilmiştir? Burada tümen uzlaşımcılık örneklendirilmiştir. Yani onlar da benim aldığım kokuyu aldıklarını söyleyince diyor emin oldum. Yani aynı konuda uzlaşınca onlarla bu bilgimden emin oldum. Yani cevabımız bütünün uzlaşması C şıkkıdır arkadaşlar. Öne sürülen ifade, yukarıdaki açıklamaları verilen bilgilerin doğruluk ölçütleri sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Öne sürülen ifade, bildirdiği şeyin nesnesiyle örtüşüyorsa doğrudur. Nesneyle örtüşmeye uygunluk diyorduk gençler.
öne sürülen ifade doğru olarak kabul eden başka bilgilerle çelişmiyorsa doğrudur. Çelişmemeye tutarlılık diyorduk. Öne sürülen ifade çoğunluk tarafından kabul ediliyorsa doğrudur. Biz buna da tümel uzlaşımcılık diyoruz. Yani cevabımız E şıkkı. Etik, felsefenin ahlakla ilgilenen ve ahlaki ilkeler üzerine düşünceler yürüten dalıdır. Ahlaki eylemin ve iyi ile kötünün ne olduğunu, irade ve seçmenin ahlaki eylemle ilişkisini, ahlaklı ve erdemli bir yaşayışın hangi öğeleri taşıdığını araştıran felsefe dalıdır. Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisine etik yanıt aramaz, etik ahlak felsefesi yanıt aramaz? A. Evrensel ahlak yasası var mıdır? Ahlak felsefesine ait bir soru. İnsan eylemlerinde özgür müdür? Ahlak felsefesine ait bir soru. Ahlaki eylemin amacı ahlaka ait. Ahlakın kaynağı ahlak felsefesine ait. Ama insan bilgisinin sınırları bilgi dediği için bu sorumuz bilgi felsefesine aittir. Cevabımız E şıkkı. Tanrısal irade her şeyin belirleyicisidir. İnsan, Tanrı tarafından verilen roller oynayan bir varlıktan başka bir şey değildir. İnsana düşen şey, sınırlı yaşamında kaderini anlayarak ona boyun eğmek ve bununla mutlu olmaktır. Kaderin dışına çıkmaya çalışmak insana mutsuzluk getirir. Bu görüşler aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir? Kaderden bahsediyor, kadere boyun eğmekten bahsediyor, kaderin dışına çıkamayacağımızdan bahsediyor. Biz fatalizm, kadercilik anlayışıdır cevap arkadaşlar. Yaşadığımız her şey bizim kaderimiz. Biz kaderin dışına çıkamayız fatalizm görüşüne göre. İndeterminizm, bütün davranışlarımızda özgürüz. Determinizm, davranışlarımız neden sonuç ilişkisine göre bu dünyada belirlenmiştir. Egoizm, bencillik. Hedonizm, hazcılık. Monarşiyle yönetilen İngiltere'de yaşayan Thomas More, tasarladığı devlet ve toplum kurgusuyla dönemin siyasal yapısını eleştirir. Tasarladığı bu ada ülkesinde özel mülkiyet yoktur. Demokratik ve sosyal bir devlet olan adada yöneticiler halk tarafından seçilir. Hepsi aynı plana sahip 54 kent vardır. Herkes gücünün yettiği şekilde çalışır. Herkesin evi aynı stildedir. Evlerde bir sokak, bir de bahçe kapısı var ancak kilit yoktur. Sahiplik duygusu olmasın diye 10 yılda bir evler değiştirilir. Siyaset felsefesine Thomas More aşağıdaki kavramlardan hangisini kazandırmıştır? Bakın diyor ki tasarladığı devlet ve toplum kurgusuyla tasarlanan bir devletten bahsediyor. Ütopya cevabımız, ütopya neydi? Hayali düzen arayışı. Düşüncede tasarlanan devlet anlayışı. Yani cevabımız C şıkkıdır.